dostum Hak diye başlayalım sözü. İsim isme, cisim cisme, renk renge benziyor. Anlatacağımız kişi bizlerden birine benziyor. Mehmet Akif Er, 146 yaşında büyük bir insan. Yaptıklarıyla, yaşadıklarıyla, İstiklal Marşı'yla, Çanakkale Şehitleri'ne şiiriyle, Ahli Cenaplı'yla, safatıyla, gençlere verdiği önem. Sen, sen, sen. Hepimiz, hepimiz birer Akif. Hiç düşündünüz mü? Akif'in mücadelesi kimin için? Niçin? Peki, Akif'in hiçbir savaşta yer almadığını, hiçbir cephede çarpışmadığını biliyor muyum? Vatanı sevmek için illa savaşlarda bedenen yer almak mı gerekir? Tabii ki hayır. Akif, Anadolu'nun dört bir köşesinde, gerek cami minberlerinde, gerek köy kahvelerinde, gerek meydanlarda daim bu halkın evlatlarına bir şeyler attı. Umudu vardı, inancı vardı. Anadolu insanına güveniyor. Çanakkale, Yedidüler, adeta sırtlanlar gibi dört bir yanımızı kuşatmıştı. O zamanlar Osmanlı Balkan Harbi'nden yenilgiyle çıkmış, teknolojik olarak zayıf, maddi olarak da güç durumundaydı. Fakat tüm bu olumsuzluklara rağmen Anadolu'nun bağrından çıkan canlar Akif'in çağrısıyla, Akif'in öğüdüyle, Akif'in gözyaşlarıyla cepheye koştular. Akif Arnavut, Akif Osmanlı, Akif Anadolu'ydu. Vatanı sevmek için bir olmak yeterli. Sen o şu bu olduğumuz için değil, biz ve bir olduğumuz için bu vatan. İşte, işte Akif tam olarak böyle bir ruha sahip. Peki Akif bu ruha nasıl bağlı oldu? Akif'in babası Tahir Efendi, yeni doğan oğluna Ebced hesabıyla doğum yılını içine alan Ragıp ismini koymuş. Lakin Osmanlı'da böyle bir isim yoktu. O yüzden gel zaman git zaman bu isim unutuldu ve herkes ona Akif demeye başladı. 4 yaşında mahalle mekteline başladı. Ardından Fatih'te Emir Buhar'daki mektepte eğitimini sürdürdü. Burayı bitirdikten sonra Fatih Merkez Müşriyesi'ne yazıldı. Buradaki Türk hocası Kadri Efendi küçük Akif üzerinde büyük bir etki yaratmıştır. Kendisini çok seven bu kocasını hayatı boyunca hiçbir zaman unutmadı. Akif'in hayatındaki yol göstericilerinden bir tanesi de babası Tahir Efendi. O benim hem babam hem hocam. Hayattan ne öğrenmişsem ondandır. İstanbul İdaresi ve Halkalı Baytar Mektebi'ne eğitimini sürdü. Akif gittiği tüm okullarda gerek başarısı gerek bilgisi sayesinde daima sivrilmiş. İlk şiirlerini bu okuldayken yazdı. Bu okuldaki hocalarından bir tanesi de ünlü edebiyatçı Muallim Naci. Muallim Naci daha o yaşlarda Akif'teki yeteneği fark etmiş ve bu çocukta gördüğüm cevheri hiç kimse de görmedi demişti. İşte o cevher. Yıllar sonra vatan zor durumdayken filizlendi. Akif Kastamonu'da, Balıkesir'de, İstanbul'da, Anadolu'nun birçok köşesindeki camilerde, meydanlarda halka seslendi. İstanbul Fatih Camii'ndeki bazında Batı'nın yerde, gökte, denizde çalışarak mucizeler yarattığını, Doğu'nun ise adeta üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi cenazeden Fatih insanlarını, esaretiyle övülen davallı milletlerini, dilencilikle yaşayan derbeler hükümetlerini, harabelerini, çamur evlerini, çamurdan insanlarını, ekilmemiş topraklarını, biçilmiş ormanlarını, hurafelerini, tembelliğini vurgulamaktadır. Şayet şart milletlerinden hangileri bu özellikleri taşıyor diye soracak olursanız, vaizin vereceği cevap şu olacaktır. Biziz. Numune işte biziz. Görmek isteyen görsün. Bakın da şu memleketin haline. İbret alın biraz. Nasıldı ey kocam devlet? Ne oldu akıbeti? Yabancılar ediyormuş. Eder ya istihdam. Dilenciler bile senden daha şereflidir billah. Saygıyı çoktan unuttum.
edemi kaldırdım. Değer yargılarını ayaklar altına aldım. Rabbine saldırdım. Ne geçmişine hürmet ettin, ne hatırana yaptın. Dedem de böyle mi yapmıştı ey sefil evlat? Hayatın rezil olmuş. Sen de bunu kabullenmişsin. Senin yerine ecdadın utansın. Damarlarındaki kan adeta irileşmiş. O çırpmak istemediği canla bir yığınleşmiş. İade etmek istemezsen eğer vazı. Böylesi bir yaşamaktansa gebermen elbet daha iyi. Gebermedik tarafında kalmamış ya zaten. Sürünmenin farkı var mı? Sürünmek istediğin şey. Fakat zaman bırakmıyor peşini. Bırakmıyor atacak bir çukur bulup peşini. Sen bu koca dünyada bir lekesin. Niçin vücudunu kaldırmasın? Neden çeksin? İşitmedik diyemezsin. İşittik elbette. Ayrılmanın yeri yok hayat millette. Hakim bir diğer vaazında Türk erkeğinin kader ve tevekkülü yanlış anladı. Çalışmak yerine tevekkül edip dini maskaraya çevirdiğini. Çoluk çocuk at sürünürken kendisinin kahveye gidip keyif sürdüğüne, her şeyi Allah'tan beklediğine alaycı bir ifadeyle dikkat. Çocuklara bakan, her derde deva olan, hala, bacı, dadı, vekil harç, gemi kaptanı, asker, kumandan, velhasıl her şey olan O'dur. Yani Allah. O zaman Akif sorar. Ya sen misin? Mütevekkil. Yutulmaz artık. Bu ne saygısızlıktır. Biraz da saygı gerektir. Hüdayı kendine kul yaptı. Kendi oğluyla utanmadan da tevekkül ver Mücnet'e ha. Akif, tembellik eden adamın azimle işi olmayacağını Sadi'nin hoş bir hikayesiyle anlatmaya çalışıyor. Dolaş da yırtıcı bir aslan kesik ve hey miskin. Niçin yatıp götürün bir tilki olmak istersin? Elin kolun tutuyor ve çalış, kazanmaya bak, kir altınla geçinsin. Senden de bir yatalak. İşte bu azim ve tevekkülle yenilmez orduları dize getir. Çanakkale, nice teri taze canların toprakla buluştuğu, yeni düvelin Türk milletine karşı birleştiği, gidenlerin birçoğunun bir daha yuvasına dönmesi, İngiliz, Avustralyalı, Hintlisi hepsinin aç gözlerle saldırdığı yer. O zamanlar asker olarak zayıf, evet. Teçhizat ve donanma açısından da kısıtlı imkanlarımız vardı. Doğru. Fakat halkımız her zor durumda olduğu gibi o günde birlik ve beraberliğin en güzel örneğini tüm dünyaya göstermiş oldu. Yenilmez denilen, üzerinde güneş batmayan imparatorluğu, İngilizleri perişan, Anzap, Hintler geldikleri gibi ülkelerine geri döndü. Arkalarında binlerce çocuk bırakır. Çanakkale'de muzaffer oldu.
Türk'ün zaferi kutlanacak Anadolu'nun dört bir yanında. Haberi biz zaferin Erkaşa'dan aldık. Eşref Bey, Eşref Bey. Sen ne dediğinin farkında mısın? Ben bir rüyadan mıyım yoksa hayal hali mi? Allah'ım aklıma mukayyet ol. Ya Rabbi, bize bugünleri de besleyemezsin. Sana nasıl hamd edin, nasıl şükür. Allah'ım, bana bu aciz kuluna bu destanı yazmayı bahşet. Bu ulvi görevi nasip et, öyle canım ağabey. Ya Rabbi, bu aciz kulunun şu duasını yüce katında kabul eyle. En muazzam istasyondaki o çöl gibi heyecanını ve ebedi kudretini, milletinin istiklali ve mutluluğuna vakfetmiş büyük bir şair, adeta cezbe halinde. Çok az konuşan bu büyük şair, şimdi bir çağlayan halinde. Fakat bizlerle değil, kendisiyle konuşuyor. Adeta kendi nefsine karşı an içiyor ve bu yeminini gönülden inandığı Allah'ın yüce varlığını ediyor. Akif, o ıssız, susuz kum deryasının bir köşesinde, adeta pıçkıra pıçkıra çanak kale destanını işte böyle yazdı. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif ordularını yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca teaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşette bu bir Avrupalı delirir, yırtıcı, yüz yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahvesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvam beşer. Kaynıyor kum gibi mahşer mi? Hakikat mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, nisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler renk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tağuna da zulmdür bu rezil istila. Ah, o 20. asır yok, o mahlul kâsi. Ne kadar gözdesi mevcut ise hakkı yüzesi. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afet dokunuyoruz. Medeniyet denilen kahve, hakikat yüzsüz. Sonra mevundaki tahribe müvekkel esbab, öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü hara. Öteden saikalar parçalıyor. Deriden zelzeleler kaldırıyor ahmakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferi. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağ. Atılan her lağın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş gibidir, savrulur enkazı yaşar. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanın sırtlara vadilere sağanak, sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller. Yıldırım yaylama tufanlar, alevden zeller. Veriyor yangın durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağar. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne sinem basımında. Alınır kalma mı göğsündeki kat kat iman? Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına rağmen? Çünkü tesisi ilahi o metin istikam. Sarılır, indirilir mevkii müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse hüdanın ebedi serhat değil.
O benim zulmi benliğim, onu çiğnetmemeli. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçeği. İşte çiğnetmeli namusunu, çiğnetmeyecek. Şühela gömlesi, bir baksana. Bu ne şiddet bu Ceylan? Sana olmaz dökülen kanlarımın, sonra helal. Hakkıdır hakka tapan, milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşadım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş ser gibi bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Garbanın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu gözüm gibi Serhat'ın var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Arkadaş, arkadaş. Yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeli dursun bu halasız çarkı. Doğacaktır sana valettiği günler hakkı. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatan. Sen şehit oğlusun. İncitme yazıktır vatanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağa sıksan mı şu heda? Can, canan, bütün varım aslı hüda. Etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşın. Her cevihandan ilahi boşanıp kanlı yaşın. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden aşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi. Hey şanlı ilahi. Olsun artık dökülen kanlarının hepsi helal. Ebediyen sana yok. Irkıma yok izni ilahi. Hakkıdır. Hür yaşamış bayraman hürriyet. Hakkıdır hakka tapan.